Herkese merhabalar dostlarım. Yeni bir günden hepinize günaydınlar. Şu takımımızı bir başlatalım. Slovakya diye. İnceden yola çıkalım ve muhabbetimize başlayalım dostlarım. Bayağıdır yine yokuz piyasada. Bize yer edinmiş anasını satayım. Bir gidiyoruz, bir video çekiyoruz. Ondan sonra kayboluyoruz. Neredeyiz? Novozemki'deyiz. Bizim otogarajdayız. Arkadaşlar, ince çıkalım. Burası Ato Garaj arkadaşlar. Bizim Hilal Trans'ın Slovakya versiyonu olan Slovak plaka, aynı zamanda Slovakya'ya kurulmuş olan bir firma. Bu yolu 1,5 kilometre tar. Ya tamam sus Allah aşkına, seni niye açtıysam ben zaten. Burası şehir içinde bir yer arkadaşlar ve sakat biraz. Normalde bu gördüğünüz sokağa tır girmesi yasak ama burada firma olduğu için haricen şey yazıyor. Nedir onun adı? Yani girebilir araçlar diyor. Öf, yeni uyandım var ya, garip bir haldeyim. Uyanır uyanmaz da niye video açmak istedim onu da bilmiyorum. Ha, biraz Novozemki'yi göstermek istedim diyebilirim. Böyle yeşilliği olan bol bir yer. Çayımızı da yudumlayalım. Bu arada çayım Polonya çayı, çok seviyorum. Polonya çayına bayılıyorum abi. Çok harika bir çay. Böyle değişik limon tadı geliyor, ne bileyim değişik meyve tatları geliyor. Bizim Türk çayından biraz daha fazla seviyorum bunu yani, siyah çaydan. Abi nasıl Karadenizlisin sen diyebilirsiniz ama öyle yani. Bugün 3 kameralı bir çekim yapalım dedim arkadaşlar. Bir tane beni, bir tane yolu. Bir tane de aynaya koydum. 3 kameralı bir çekim yapalım dedim. Farklı olsun, ayrıntılı olsun, güzel gözüksün diye. Umarım güzel çıkar bakalım. Novozemki böyle arkadaşlar. Şu kamera düşmezse iyi oradan ya. Tripod'u bağladım bunu. Tripod'dan çekim yapıyor. Tripod'a bağladığım iPhone 11 Pro Max aldım arkadaşlar. Onu ona bağladım. Bu eski telefonum 6 Plus, onu buraya koyduk. Dışarıdaki de zaten GoPro. Lan sanki var ya, ağaçlar sanki sürtecek gibi ya. Evet, şimdi buradan sağa mı dönsem, sola mı dönsem? Şimdi buradan sağa dönüş yasak ama kestirme. Ve alçak köprü var ileride diyor ama ben o kestirmeyi bildiğim için köprüyü görmüyorum. Normalde tehlikeli. Neyse ben sağdan gideyim ya. Çok bozuk yol ama bayağı kesiyor yolu. Kestirme. Evet. Şöyle ince ince dönelim. Evet dostlarım. Novozemki. Bizim Slovak plakalı araçların uğrak yeridir burası. Çünkü garajları burası. Genelde yüklerini de buraya indirirler Türkiye'den geldikleri zaman. Abi sen çıkma öyle lap diye önüme. Avrupa'da da bazen yapabiliyorlar böyle şeyler. Oluyor yani. Adam lap diye atlıyor önüne. Avrupalı yapmaz diyorsun. Avrupalı unutmaz diyorsun ama atlıyor çat diye. Çayımızı yudumlayalım. 50'yi de geçmeyelim. Buralarda ne olur ne olmaz. Evet, şimdi Natlak Kapı'ya doğru ilerliyoruz dostlarım. Natlak Kapı'ya bir gidelim, bakalım sıra durumu ne? Şimdi bu Novozemki'deki Ato Garaj'dan çıktığım zaman ben de buraya işte genelde duşa geliyorum, duşu var. Zaten Komarno Köprüsü çalışıyorum, Komarno üzeri gelenler bilir. Birçok Türk arabası Komarno'dan gelmez ama gelenler bilir. Yani alternatif kapılar bellidir Polonya'ya gidecekler için. Ya Rayka çalışırlar, ya Komarno çalışırlar, ya da Şahi çalışırlar. Bunu zaten bilenler çok iyi biliyor. Genelde Türk arabalarının gittiği yerler şey, nedir onun adı? Şahi. Şahi'den ilerliyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın tır dönüşü buradan. Diyor ki ileride 3.6 var diyor. Vay,
Nasıl döneyim ben buradan? Kamerayı da düşürdüm senin yüzünden. Evet arkadaşlar, kameramızın teki düştü. Zaten korktuğum da buydu. Kaldıracağım şuradan, bir kurtulayım. Şu lanet yerden bir kurtulayım, hemen düzelteceğim bu işi. Yani var ya, geldiğimi görüyor, hala üstüme geliyor arabayla ya. Hala daha üstüme geliyor ya. Şurada bir duralım da kamerayı düzeltelim. Evet, kameramızı düzelttik. Hani lap diye çıkınca ben de lap diye frene bastım. Ve otomatikman kamera yere yapıştı. Çünkü tripodu bir yere sabitlemedim. Tripod olduğu gibi duruyor. Tripodun sabitlenmesi lazım aslında da. Onu sabitleyecek bir yerim yok ya. Ona bir çözüm bulacağım ilerleyen zamanlarda. Evet, bakalım dış kameramız kayıtta mı? Evet, kayıtta görünüyor. Tripod düşme. Buralar biraz çukurlu. Zıpır düşersen zaten işimiz var. Seninle bayağı bir uğraşırız. Bu arada dostlarım, daha önceki videolarımda bu şeyle alakalı konuşmuştum. Avrupa'da nasıl iş buluruz ya da ehliyeti nasıl alırız? Hangi yollardan geçmemiz gerekiyor falan. Bunların hepsini tek tek detaylı anlattım ben size. Ve bu videolarımı izleyen bazı arkadaşlar gayet de güzel videolarda gösterildiği gibi. Lan burası var ya, burası ölüm ya. Burası öyle bir ölüm ki var ya. Kamera yerinde durmuyor arkadaşlar. Çünkü ama yani çok çukur var. Burada öyle böyle değil. Yani birazdan otobana çıkacağız. Otobana çıktıktan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak ama neyse, konuyu dağıtmayalım. Tripod düşe kalka çekim yapacak artık. Yapacak hiçbir şey yok. Bu videoları izleyen arkadaşlar gayet de güzel yararlanmışlar bilgilerden falan filan. Bir tane arkadaşım Instagram'dan Los kullanıcı adıyla, ona da buradan selam gönderiyorum. Şey yazmış, nedir onun adı? Bütün evrakları tamamladım. Yani kod 95, ama ne kod 95 ya, aklımız Avrupa'ya gidiyor. SRC belgeleri, işte ADR. Bak arkadaşlar, adam ADR de almış. Ben ADR'yi anlatmadım ama ne olur ne olmaz diye ADR'yi de almış, cebine koymuş. Ve tek eksiği şey, dijital ehliyet. Dijital ehliyet en kolayı zaten. Gidiyorsun, parayı yatırıyorsun, alıyorsun. Bir olayı yok yani. 300 lira mı, 350 lira mı, böyle bir şey. Adam şu anda tam hazır yani. Nereden iş bulurum, nasıl yaparım falan diye konuşuyorduk. Türkiye içi mi başlasam falan. Ben de şöyle bir şey söyledim. Dedim Türk firmalarının, yani Türkiye içi firmalara hiç başlayıp da kendini ezdirme. Git direkt bir Avrupa firmasına. Başla dedim. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Öyle bir sarsıntı da yok ya. Evet, ablamız yol verdi. Şimdilik buradan şeye doğru, bizim kapıya doğru ilerleyelim. Komarno Köprüsü. Size Komarno Köprüsü'nde göstereyim olacağım arkadaşlar. Komarno gerçekten Novozemski'nin güzel bir yeri. Karşı taraf da şey, Macar tarafı da Komarom. İsimleri çok yakın birbirine. Ufak bir köy aslında. Küçük bir köyden Slovakya'dan Macar'a giriş yapmış oluyoruz. Şöyle dönelim. Trafik lan böyle bu saatte. Enteresan bir trafik var şu anda. Evet dostlarım, dediğim gibi arkadaş şeyi almış, bütün evrakları almış, tamamlamış. Şimdi ben de buna dedi, arkadaşa dedim ki dostum direkt git Ekol, Hilal olur bizim firma.
gel başvur. Çünkü niye? Deneyimi yok ama belki ADR opsiyonu olduğu için, ADR artı tankeri var arkadaşım. Hop hop hop, çukura bak 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 bak, maşallah. Buraları kazımışlar herhalde, asfaltı, evet. Firmaların bu arkadaşı alma ihtimali çok daha yüksek. Niye derseniz, adamın yaşı genç. ADR'si var, tankeri var. Ehliyetleri tamam, pasaportunu almış 10 yıllık. Yani şu an tek bir eksiği, bizi alacak, onu da firma alıyor zaten. Sonra nasipse işe güce koyulacak. Şu gözlüğümüzü takalım ya, kör oldum. Çok güneşli bir hava yok ama böyle inceden, gizliden bir güneş var yani. Evet dostlarım, dediğim gibi arkadaş halletmiş hepsini ve çok kısa bir zamanda bunları hallediyor. Çok uzun süren şeyler değil zaten, hani ehliyete başvurmak, ne bileyim SRC'ye başvurmak falan, bunlar zaten aynı anda hepsine başvurulabilecek şeyler olduğu için zor değil. Yani sen ehliyetine başvuruyorsan git SRC'ye de başvur. Sınavlarda birbirine çakışmıyor zaten, onun imkanı yok, onları devlet ayarlıyor. Ondan yana bir sıkıntı olmuyor. Evet, böyle bir durum arkadaşlar. Bu arada selam vermişken, bizim firmamızda çalışan kardeşim Kadir Baba, Kadir Baba'ya da selam olsun, buradan ona bir selam sözüm vardı. Kadir Baba, geliyorum baba. Buradan dönüş sola yasaklı. Şöyle ortaya doğru, hatta sağa doğru kıvrılalım. Çok kötü yapmışlar, bu ne ya böyle. Her yeri kazımışlar, bir şeyler yapmışlar, enteresan enteresan, garip garip. Evet, Slovakya, Novozemki böyle değişik bir yer arkadaşlar. Sola serbest verdi, sola dönecekler. Şimdiki durumlar böyle dostlarım. Eğer Avrupa düşünen arkadaşlar varsa sırasıyla bunları yapmalarını tavsiye ediyorum. İlk önce Avrupa'ya çıkarsınız, sonra gidersiniz abi şeye, nedir onun adı? Avrupa içinde bir firmaya da çalışabilirsiniz, gençlere tavsiyemdir. Yaşı genç olanlara. Şimdiden oralarda bir düzen tutturursanız geleceğinizin daha parlak olma ihtimali çok daha yüksektir. Benim de bir ara öyle düşüncelerim oldu. Gideyim işte Almanya'da çalışayım, gideyim Hollanda'da çalışayım. Hatta diğer videolarda ara sıra böyle konular açılmıştı. Ama o planlarım şu anda rafa kaldırdım, başka planlarım olduğu için. Şu çayımız soğumadan biraz daha yudumlayalım. Buz gibi oldu zaten çay. Çay, herbata. Erbata dostlarım bu. Çay. Polakçası Erbata. Ama çok güzel yani. Tadını falan seviyorum bu çayı. Novozemki. Novozemki. Burada gayet güzel bir kasaba hayatı yaşayan bir yer. Yeşillikli meşillikli. Ya bu adamlarda zaten yeşillik olmazsa olmaz. Evlerinin her yeri yeşillik abi. Ağaç mağaç mutlaka oluyor. Eskiden Türkiye'de böyleydi. Ya gerçekten. Türkiye zaten böyle de. İstanbul tarafları falan bayağı bir bozdu kendini. Diğer taraflar yine aynı. Oralar da zamanla bozarlar tabi. Bizim insanımız biraz daha yeşilliğe karşı katliamcı ya. Biz Karadeniz'de pek el sürdürtmeyiz. Hep sevilir bizde hani. Gerçi her yerde öyle. Herkes yeşil sever de İstanbul'da ne olduysa abi, her yeri kazıdık. Bunu başkaları adına söylemiyorum. Hepimiz adına söylüyorum. Kazıdık abi. Ormanları kazıdık. Neden ya? Neden? Şile kaldı, Ağova kaldı, o taraflar kaldı. Yani Arnavutköy tarafı kaldı. Ne bileyim, git Kadıköy'de bir ormana rastlayamazsın. Var mıydı? Vardı. Üsküdar, Eminönü. Her yerde yani, buraların, İstanbul'un birçok yerinde orman vardı. Yok. Yok. Abi Amerika'da bile koskoca Central Park. Git şeye. Nereydi orası? New York'ta mıydı Central Park ya? Aynen. Git abi oraya, adam koca şehrin içine, beton yığınının içine ormanı kurmuş yani. Var. Bu arada arkadaşlar, bu bir bilgilendirme videosu değil bu sefer. Biraz goy goy videosu. Ne anlatıyor diyebilirsiniz. İnanın yani böyle bir
bilgilendirme içerikli falan bir video değil. Sadece sizle biraz goy goy yapalım. İşte ne bileyim, Slovakya'yı biraz dolanalım, gezelim. Bakalım şu 3 kamera davasını bir deneyelim, nasıl gözüküyor. Şu an dıştan çeken kamera umarım güzel çekiyordur. Yeşil ışık yanıyor bana. Yayalar beklemeli. Ve bekliyorlar. Evet. Buralar böyle dostlar. 40'tan yukarıda çıksam araba langır langır oynayacak yerinden. O yüzden hayatta şey yapamıyorum. Hızlı gidemiyorum. 50'ye falan çıksam o tripod dakika başı düşecek yerinden. Zaten de buranın makul hızı tırlar için 40. Şöyle sola doğru kıvrılalım çünkü sağa mecburi döndürecek burası ileride. Avrupa'da çok yaşıyoruz ya. Şu sağ şerit birden böyle sağa mecburi oluyor. Sen de buradan gidiyorsun sağdan sağdan tırsın. Lap diye sağa mecburi veriyor. Sola da giremiyorsun. Ha, gerçi insanlar sola sinyal verdiği zaman hemen yol veriyorlar. Öyle bir şeylik yok burada da. Çingenelik yok. Kamera düşecek yine var ya. Hadi yine düşmedi. Teşekkür ederim. Mercury Market. Burada dediğim gibi arkadaşlar önemli olan şehir içinde en çok şey, en büyük şey yaya. Yaya kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Avrupa yeni başlayacak olan arkadaşlar. Yayalara dikkat edin abi. Bu neyi bekliyor ya? Arkadaşımıza yol verelim, yola katılsın. Başka katılacak olan var mı? Yok. Ha bir de şu yola katılma muhabbeti. Avrupa'da diye konuşuyorum da böyle konuşmayacağım artık ya. Avrupa'da yaya geçtiğinden bak birisi geliyor, hemen zıp diye durman lazım. Şimdi bu Avrupa'sı, Danimarka'sı bilmem nesi yok abi. Şimdi birisi yol verdiği zaman teşekkür edin, tamam mı? Bu Türk şoförleri böyle şeyleri yapmıyor pek. Ben dikkat ediyorum ya. Ve teşekkür edin abi, zor bir şey. Dörtlü yakın, böyle yapın, teşekkür edin, ne bileyim. Ondan sonra birisi yola atlayacak gibi olduğunda İstanbul trafiğindeki gibi insanlara böyle darlamayın. Ya verin, ölmezsiniz. Ben bir durmaya 3 kişiye birden yol veriyorum ya. Önümü alıyorum yani. Ne var? Ölmezsin abi, ölmezsin. Zor bir şey değil yani. Ne seni öldürür ne başkasını öldürür. Oğlum şey yapsana. Sinyal versene. Kamil. Evet, Komarna'ya doğru ilerliyoruz. Bu hava güzel, 15 derece bir hava var. Muhtemelen Romanya falan yanıyordur. Romanya sıcağı var ya abi, böyle bir şey yok ya. Kışın çok soğuk oluyor memleketi. Yazın da yakıyor yani bak. Burada yaya geçidi yok. Ne yapılır? Ne denir yani? Ama burada hiçbir yerde yaya geçidi yok. Adam karşıya nasıl geçecek ya? Mecburen atladı adam, ne yapsın yani? Şimdi buraya mı gelsin, yaya geçidini kullanacak, buradan böyle geri mi yürüsün? Avrupa'da böyle gariplikler var. Yani biraz da aralarını sık tutarak yaya geçitleri yapsaymış. Gerçi o zaman da biz sıkıntıya düşerdik. Dakika başı fren. Kolla. O da bizi sıkıntıya sokardı tabii. Şeye kadar bir gelelim arkadaşlar, Komarno'ya. Komarno'dan sonra çekimi kapatırım. Zaten burada 50-50 gittiğimiz için çekim çok uzuyor. Komarno Köprüsü'nden sonra zaten otobana bağlanıyoruz. Ben otobanlarda falan bir çekim yapmayı sevmiyorum. O yüzden çok bir anlamı yok. Ha bu arada arkadaşlar, bir muhabbet geldi aklıma, onu anlatayım. Geçen Romanya'da bir kaza geldi başıma. Arkadan bir tır bayağı böyle bildiğin gelişine yapıştırdı, vurdu. Ulan dedim, ne oluyor acaba, ne oldu, ne gitti falan. Daha doğrusu olayı başından anlatayım size. Şeye geldim, Calafat sınır kapısına geldim, Romanya'ya gireceğim. Bir tane 07 plaka mıydı, 15 plaka mıydı? Sanırım 15 plakaydı, tam hatırlamıyorum ya. Bir tane abimiz orada bazı şeyleri soruyor. Zaten anladım, dedim ki yani yeni başlamış işe, yardımcı olalım. Neyse
Adama söyledik, ettik falan filan. Adam çıktı. Sonra lan lap diye yolda gidiyorum. Yaya geçtiğinde birisi var böyle. Nasıl desem size? Yaya geçtiğinde bir tane çocukla bir tane kadın. Yani bir anne bir çocuğu var. Ne yapmanız gerekiyor? Tabii durmanız gerekiyor. Yaya geçtiğinde bir hayvan bile varsa durun abi. Hayvanlar bile yaya geçtiğinde kullanıyor yani. Durduk. Bekliyorum. Kadın karşıya geçti. Hatta teşekkür etti, rica ettim. O sırada şöyle bir vurdu birisi abi. Şöyle oldu bakın. Böyle. Ya uçtum yani. Resmen ileri doğru uçtum. Çok bir problemli bir durumdu. Neyse lan. Abi dedim ne vurmuş olabilir bu kadar sert. Yani arabaya öyle bir vurma vurdu ki. Benim araba ileri gitti. Ha. Şöyle bir durum var. Dua etsin. Ben o sırada imdadı bırakmıştım. Çünkü insanlar karşıya geçti. Ben hazırlanıyordum kalkmak için. İmdadı bıraktım. Ayağımı frenden çektim. Gaza basacağım. Bir vurdu abi. Ben ileri doğru uçtum tabii. İndim arabadan aşağı. Ellerim ayaklarım titriyor. Yani hiç korkulacak bir durum yok aslında. Şimdi hiçbir hata payım yok çünkü benim. Zaten şehrin içinde 40'la gidek şu an olduğu gibi gidiyordum yani. Sonrasında indim aşağı bir baktım. Arkadan bizim 15 plaka o bana sorular soran dayımız bayağı tırıp erdetmiş. Yani bupa bupa hiçbir alt kalmamış. Mercedes Actros bir arabası vardı. 18-44 miydi? 41 miydi? Neydi? Olduğu gibi geçirmiş içeri. Radyatör madyatör patlamış zaten. Böyle donmuş kalmış direksiyonda. Ya diyorum dayı kendine gel in aşağı. Var mı bir şeyin bir bakalım. Ambulans çağıralım falan. Neyse adam bir kendine geldi. İndi aşağı. Sağına soluna bakıyor. Ondan sonra dedim dur sakin ol. Arabaya bakıyor. Dedim arabayı da salla boş ver. İnan ben kendi arabama falan daha hiç bakmadım yani. Ben adamın derdindeyim. Ve sonuçta içinde bir insan var. Yani mal dediğin ne abi? Malı her türlü. Yaptır kaskondan, yaptır sigortandan. Yani adamı kolluyoruz. Adam gitmiş arabanın peşinde. Ya dedim sal şu arabanın yakasını. Bir kendine bak bir silkelen. Sonra ben kendime bakıyorum. Kafayı mafayı vurdum mu bir yere diye uçtum çünkü ileri. O sırada kemeri çıkarmıştım. Yani yaya geçinden insanlar geçerken şurada çay var. Yukarıdan çay alabileyim diye kemeri sökmüştüm. Zaten duruyorum diye. O sırada uçtum tabii cama. Şu dudağımın şurasını şurada tablet var. Onun köşesine vurmuşum. Dudağı patlattı. Neyse hemen polis geldi zaten. Şansıma da bir tane sivil polis yaşananları görmüş. Benim adıma tutanak tuttu. Öbür arkadaş kendisi ifade verdi. Yani diğer sivil polis benim adıma ifade veriyor. Ben niye ifade veriyorum ama benim ifademi destekler ifade veriyor ki ben tamamen haklı çıkabileyim. Ben ne yapabilirim abi? Sonuçta ne derler onun adına? Uyulabilecek tüm kurallara uymuşum. Yaya geçinde durdum. Şehir içinde 40'la gidiyordum. Hiçbir problemim yok. Yani tamamen haklıyım. Zaten benden yana bir sıkıntı olmadı ama öbür arkadaşı muhtemelen bayağı bir hışır etmişlerdir. İnşallah etmemişlerdir. Ama o 50 ile vurmaya benzemiyor. Öyle bir vuracak ki arabaya tırı uzatacak ileri. O muhtemelen herhalde bir 60'ı 65'i vardı. Ve tahminimce telefonla oynuyordu. Benim tahminim bu şekilde. Neden derseniz abi ani fren yapıp da vursam anlarım. Yani vursalar anlarım. Lak diye gelip de ben durmuşum. Aradan bir dakika geçmiş. Sen vuruyorsun. Muhtemelen nedir bu abi? Telefonla oynuyorsundur. TikTok'tan manita seyrediyorsundur. Yapmayın bunları. Lütfen. Yani bir de ikimiz de Türk plakayız ya. Kötü olan tarafı bir de o yani. Şimdi bu arabaların üstünde Türk plaka var. Bu arabanın içinde çalışan kişi Türk olur, bilmem Azeri olur, bilmem Kürt olur, bilmem Arap olur. Ya olabilir her şey, her vatandaş olabilir. Yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır vatandaşlık olarak. Irk, uyruk falan bahsetmiyorum, bunlara girmeyeyim. O muhabbetlerden değil. Sen bu plakayı sürüyorsan ne yapıyorsun abi? Şeyi temsil ediyorsun. Bu arabayı, bu ülkeyi temsil ediyorsun, Türkiye'yi temsil ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsun. O yüzden çok kötü bir durum oldu. İkimiz de Türk plakayız. Yani yaptığımız işe bak gibi bir şey oldu. Gittiler birbirlerini buldular gibi bir şey. Olmamış da olabilir ama yani ben öyle görüyorum. Şimdi şu arabanın üstünde Türk plaka olduğu için abi normalde dikkat ediyorsam 10 kat daha dikkat ediyorum. Bakın zaten hani şehir işleridir, onlardır, bunlardır. Gram şaşmaz benden.
gram oynatmam. 50-50, 70-70, 90-90 bitti abi. Ve bazen arkamdan böyle çıldırıyor şimdi Slovaklar oluyor. Polonya'da da çok oluyor. Şehir içinde bazıları, sadece Türkiye'de yok bu tarz insanlar, yani sabırsız insanlar. Polonya'da da var, Slovakya'da da var, Macar'da da var. Adam sabırsız. Selektör de yapamıyor şimdi bana, 50'nin üstüne gittiği hiç hali yok şehrin içinde. Türkiye'de yaparlar, kornaya da basarlar, hatta inip döverlerdi. Adam onu da yapamıyor, adam tabii sollamaya çıkıyor, bir bakıyor şöyle bir, bana bakıyor. Dorseyi zaten görmüş oluyor arkamda olduğu için, Türk plaka. Önü diyor herhalde, diyor yabancı plaka çekicisi. Şöyle bir, ben geçerken dikkat ederim, hep bir bakarlar şöyle bir. Bakıyor da Türk. Tabii adam şaşırıyor, neden şaşırıyor? Türkiye'de Türk plakalı araçlarda şehir içinde 50 ile falan gitme durumlarına saygı gösteren, daha doğrusu kurala uyan, bu bir saygı değildir. Bu bir kuraldır abi, uyulur. Çok az insan var. Olanları da saygı, yani kurallara uyan insanlar da gerçekten teşekkür ederiz ya, ne bileyim yani. Sonuçta adamlar bunun bilincinde, bu plakanın Türkiye Cumhuriyeti aracı olduğunun bilincinde. Bu arabanın üstünde Alman plakası yok ki, Slovakya plakası yok ki, Polonya plaka değil ki bu araba. Ki o arabalarda olsan da aynısını yapman lazım. Ne bileyim ya, ama şu evlere bakın ya, çok güzel. Gerçi şu an 3 kameramız var ama 3'ünün kadrajı da orayı görmüyor. Belki şuradaki kamera görmüş olabilir, geriyi gösteriyor ya. Birazcık hızlanalım arkadaşlar. İnceden. Burada yolumuz zaten kötü değil, bayağı bir iyi. Yani başımdan böyle bir badire geçti. O arkadaşın arabasını traktör yardımıyla çektiler boş bir alana. Benim de arka farlar falan kırılmıştı. O arka farları yaptırdık. Buradan yine atölye geldim, Novazemki. Burada bizim kendi atölyemiz de var, tamir atölyemiz. Burada Talat abimiz var. Talat abimiz sağ olsun, eline koluna sağlık. Çözdü. Halletti. Ya böyle durumlar işte arkadaşlar. Böyle mevzular. Hatta o gün bayağı bir terslikler. Yani peşimi bırakmadı. Otogaraja geldim. O sırada bizim bir abinin babası vefat etmiş. Onu Türkiye'ye gitmesi için Viyana Havalimanı'na bırakmamız gerekiyordu. O sırada Talat abinin zaten benim arabayla uğraşıyor, işleri var. Bana rica ettiler, götürebilir misin? Götürürüm ama uçak saatine de çok az kalmış. Uçak kalkacak. Viyana ile Novazemki arası ne kadar çekiyor bunu bilmiyorum. Tamam, altımdaki bir araba taksi, ticari değil. Hızlı gidersin falan filan. Ha, cezası var, belası var. Neyse abi, aldık, çıktık Talat abinin arabayı. Yardıra iniyoruz. Çünkü saate bakıyoruz. Yetişiriz. Yetişmekte sıkıntı yok ama havalimanını bilmiyoruz. Nereden uçağa binilir, nereden edilir falan bilmediğimiz için birazcık gazladık. Lan abi sen gel otobanda. Bak ben gidiyorum 140'la sol şeritte. Normal bence yani. Çünkü yol boş ve sol şeritte 140'la gidiyorsun. Belki limit vardır 120 falan filan. Belki 90 bilmiyorum ama otobandı yani. Ve önümde de BMW'ler, işte Audi'ler falan benden de hızlı gidiyorlardı yani. Düşün, ben ara sıra sağa çekilip yol verip geri tekrar 140'la yoluma devam ediyordum. Abi polis arkadan bir geldi. Herhalde yediremedi. Araba Peugeot Partner'di, Slovak plaka. Dedi ki Peugeot Partner bu kadar gitmesi bir hakaret falan gibi düşündü herhalde. Aldı bizi emniyete. Nereye böyle? Hayırdır falan. Aceleniz ne? Dedik havalimanına gidiyoruz. Cenazemiz var. Tamam dedi, ceza yazmak durumundayım dedi. Ya dedim şef, neye ceza yazıyorsun falan, ne oldu, ne gitti? Yok dedi, buranın hızı dedi 90. Lan nasıl 90? Yani arabalar yanımdan selektör yapıyor bana, sol şeritten çık diye 140'la gidilir mi diye ya. Ya bana mı 90 bu? Anlamadım dedim. Yani adam gerçi içindeki bir Türk olduğunu bilecek hali de yok. Araba Slovak plaka, pislik yapsa desek öyle bir ihtimal de yok. Demek ki arabayı beğenmedi. Dedi ki partnerin bu kadar hızlanması olmaz abi, yanlış, yakışık almaz. 200 euro ceza yazdı arkadaşlar. 200 euro. Ya başımıza gelmeyen kalmadı. Yani hem kaza yaptık, hem ceza yedik. Neyse yani Allah'tan
firma bu cezayı karşıladı. Allah onlardan razı olsun. Çünkü burada benlik bir durum aslında pek de yoktu. O adamı yetiştirmem gerekiyordu. Çünkü bu adamı yetiştiremesem bir ömür boyu adamın suratına yazılacak olan sıfat benim. Niye babamın cenazesine bunun yüzünden yetişemedim? Biraz daha bastırıp yetişebilirdi gibi. Şimdi bu adamı direksiyona versem adamın zaten psikolojisi bozulmuş. Babasını kaybetmiş. Hiç olmayacak. Adam belki bizi uçuracak yere, baraja bilmem neye. O da olmayacak. Ne yapalım abi, böyleymiş. Keşke denk gelmeseydi. Enteresan bir mevzuydu ya, ne bileyim. Tersliklerin böyle üst üste denk geldiği bir olaydı yani. Ne bileyim. Ha bir de bu arada arkadaşlar camımızı görmüşsünüzdür. Camımız güzel bir patlama yaşadı. Sebebi de muhtemelen geçen bir hafriyatçıyı solluyordum. Üstünde çakıl ne yüklü. Bir şeyler yüklüydü böyle. Kasada sallana sallana gidiyor. Lan bir baktım. Oradan bir şey fırladı herhalde sanırım. Oraya bir çat etti çünkü. Çat sesi geldi oradan bir. Sonra gece karanlıktı. Ben tabii tam dikkat edemedim. Lan bir baktım cam çatlamış. Dedim hayırlı işler. Bir de Litvanya'ya gittik bu servis. Dedim Litvanya istikametinde bizi yerler abi yerler. Kıtır kıtır yerler. Litvanya adamı onartır. BAG, MAG, Polonya sıkıntı yapar. Neyse ki o taraflardan sağ salim döndük ama önümüzde daha hala BAG noktalarımız var. Bu meşhur BAG dediğimiz arkadaşlar beni gelirken Polonya'da çevirdiler. Ben ilk defa Polonya'da saat gece 12.30'da BAG aldı arkadaşlar. Litvanya'dan Polonya'ya girdim. Bilenler bir Białystok vardır. Białystok'ta bir nokta var işte. Orada beni aldı gecenin bir vakti. Neyse. Ondan sonra durduk. O beni fark etmemesinin sebebi şu olabilir. Ben biraz hızlıydım. Durdur yaptı. Ben onun minibüsünün önüne park ettim. Arkasına da bir tane Litvan plaka aldı. Ona dedi ki kartı çıkar getir. Şunu kapatalım. Kartı çıkar getir dedi. Arkadaş da çıkardı getirdi. Ben de dedim ki eyvah eyvah tamam takı kontrol var. Takı kontrol varsa benim işim sıkıntılı çünkü takımdan çok emin değilim bu aralar arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Bu aralar bir sallantı var benim takımda. Yani dedim ben yandık yani. Bittik artık. Burada bir cezamız var. Neyse ki nasip olmadı. İyi ki de. Sonra geldi. Arka kapı aç dedi bana. Ben de İngilizce bilmediğimi sordum. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum dediklerinden. İngilizce bilmediğini söyledi. Sonra böyle biraz BAG'ler serttir. Mizaçları falan. Polisler genelde öyledir. Her ülkede böyledir. Aç şu kapağı falan yaptı. Açtık. Bana dedi oradan numune getir. Numune getirdik. Açtık kolyeyi. Falçatayla yırttı. Baktı içine filtre var. Tamam dedi kapat git. Daha doğrusu ben kapat git mi dedi. Ne dedi onu da anlamadım. Kapağı mı kapat arabada bekle demek istedi acaba? Yoksa kapat kapağını yürü git mi demek istedi. Bunu anlayamıyorsun ki dil bilmeyince. Kapattık kapağı arabaya geçtik. Lan dedim bir de şimdi gelirse var ya yandık anasını satayım arabaya. Ve çalıştırıp yürüsem bu sefer hiç olmayacak. Kaçtık gibi de olabilir eğer git demediyse. Lan bekle. Baktım arkadan flaşörle ışık yakıyor. Git diyor git devam et. Seviyorum ya Polak BAG'sini. Buradan onlara da selam olsun. İyiler yani iyidirler. Türk plakalı araçları çok sıkmazlar. Ben bugüne kadar çok bir BAG'nin saygı ama saygılı davrandığı sürece hiçbir şekilde kötü davrandığını görmedim abi yok yani. Gel de çakayım gel işte sana bir tane. Şu ağaca bakar mısınız harika değil mi? Aralarda bir daha 3-5 tane var böyle bak pembe. Pembiş ağaçlar. Çok güzel gözüküyor ama ha. Ya lütfen artık haydi ya. Ya trafikti, ışıktı. Lan bir varamadık köprüye. Bir saat oldu lan. Macar plaka yürü. XTD 064. İlerle bekleme yapma XTD. Plakaya da bak Macar plaka. Evet buralarda böyle dostlarım. Burası şu an Komarno'ya girdik. Burası Komarno oluyor. Bu gördüğümüz yer.
Böyle bir şey ya, uykumu alamadım. Muhtemelen şeyden de olabilir. Ben Komarno'ya geldim. Şey, aman otogaraja geldim. Ciddi anlamda şeyim vardı, uykum vardı. Uyumadık hemen, yatmadık. Duşa girdim, biraz muhabbet sohbet çevirdik. Ben yattım o yorgunlukla. Sabahleyin de hemen erkenden şeyden kaldırdılar. Çünkü bizim garajın içi dolmuştu hafta sonu olduğu için. Ben de öyle dandirikten bir yere çektim. Sabahleyin de beni uyandırdılar tabi arabanı oradan kaldır diye. Ve uyanmış olduk, bir daha da yatamadım. Yapacak bir şey yok, araba çünkü orada kalamazdı, o sıkıntıydı. Ben de bir uyandım, bir daha hayatta yani imkanı yok, uyuyamam yani. Gerçekten tamam, hani binde bir içilebilir ama burada ne olmuş lan? Burada bir sıkıntı olmuş. Çalışma var. Bu abim de boşaltma sırası bekliyor, anladım. Bir sıkıntı yokmuş. Evet, size demiştim ya, Slovakya devletine sesleniyorum diye. Evet, galiba duyulmuş, şu an yapıyorlar. Yolları şu an tamir ediyorlar. Sağda Kaufland var. Bu istikametten gelen arkadaşlar Kaufland için şurada ileride göstereceğim. Müsait bir yer var. Orada durun. Burada alışverişlerini yapabilirler. Avrupa için uygun, Türkiye için pahalı tabii, çünkü euro geçiyor. Hani bir ekmeği 1,5 euroya falan aldığınız için pahalı gelebilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de euro kazanıyorsunuz. Ona göre bir harcamanız oluyor. Tabii bir Avrupalı kadar euro kazanmayabilirsiniz. Ama bir Slovak'tan fazla kazanıyorsunuz. Ondan emin olabilirsiniz. Lan sağ mı sinyal? Ah, sağ sinyal vermiş ya. Görmedik. 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 Sorry. Slovan haftanın önüne çekecek bir yer bırakmamışlar bize ya. Of. Nereye çekeceğiz lan? Şuraya bak, komple doldurmuşlar. Ama şuraya çekebilirim. Şuraya çekebilirim. Şöyle, şunu önüne doğru kıvrılalım. Şöyle kıvrılalım abi. Evet arkadaşlar, bir kahvemi alayım. Geliyorum. Hemen bekleyeyim beni. Hemen kameraları bir kontrol edeyim. Çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Durum nedir? Evet, çalışıyoruz. Gayet güzel. Dış kameramız kaydı durdurmuş. Muhtemelen onun şarjı çok dayanmıyor çünkü. O durmuş. Gidelim bir kahve alalım, gelelim. Kahvemizi aldık abi. Koyalım şöyle. Şimdiki yolumuza koyulabiliriz. Dostlarım, dış kameranın da şarjı bitmesi iyiydi ya. Şarjı da full gösteriyordu. Artık o GoPro eskidi bayağı. Eskidiği için pek randıman tutturamıyoruz arkadaşa. Harika oldu. 200 metre sonra karşı... Shut up. Buradan sağa dönünüz. Pardon, sola dönünüz. Shut up. Var mı bana? Sıkmayın bana.
öyle öyle böyle değil. Nasıl desem size? Ne soğuk ne sıcak havası derler ya. Resmen o var ya. Şuradan şunu indirelim de gözümüze parlıyor. Bu arada Slovak makinemiz çalışıyor. Birazdan Macar makinemiz devreye girecek. Kahvemizden yudumlayalım inceden. Gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar şu yabancı izleyiciler dikkatimi çekti. Bir atocu daha. Bir atocu gördüm. Bir atocu gördüm. Selamlaştık ve devam ediyoruz. Etraf gayet güzel ya. Bakar mısın? Tarla, tabak adamlar gayet de güzel biçimli bir şekilde yapmışlar. Şimdi burada BAG var mı acaba? Şimdi benim büyük problemim bu. Burada BAG varsa ciddi anlamda, dediğim gibi takım çok sakat. Artı camım çok problemli. Camda ince ince sıkıntılarım var. O yüzden ben fazla lagulga yapmadan şuradan bir gazlayayım. Komarno Köprüsü'nden çıkalım. Size de Komarno'yu göstermiş bulunayım arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada aynı zamanda tren yolda geçiyor. Burada şu aradan geçtiğimiz kısım Tuna Nehri. Tuna Nehri. Biliyorsunuz Avrupa'yı dolanan bir nehir bu Tuna Nehri. Burası da Komarno Köprüsü. Bir köyden diğer köye bağlıyor. Aynısı şurada ileride de var. Başka bir köprü daha ama oradan ağır vasıtaların geçmesi yasak. Yasak. Kaç tondu orası? 15 ton mu? 16 ton mu? Neydi? Yasağı var. Ama buraya bu köprüyü yapmış adamlar, neden gidip de başka köprüyü kullanırsınız? Evet. Bir BAG kontrol ya da herhangi bir şey yok. Ben şuradan sağa doğru geliyorum arkadaşlar. Hem burada videoyu bitiririz. Normalde burada polis kontrolü oluyor. Avlıyor sizi buraya. Bir güzel yerleştiriyor. Şimdi dostlarım, bu tako kanunu değişmiş. Artık her ülkeden geçerken bir diğer ülkeye şeyi değiştirmeniz gerekiyor, ülkeyi. Ben ülkeme şimdi Macar yapacağım ve inceden de videoyu bitirelim dostlarım. Bu arada dostlar, ne diyecektim lan ben? Neyse boşver. Gerçekten böyle videoları kapatırken kafama bir şey geliyor, sonra unutuyorum, ben deliriyorum. Evet dostlarım, kısa bir video yapalım dedik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda umarım aradan 3 ay geçmez yine tekrardan 2 ay falan. Bu arada Macar makinamız bağlandı. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla diyelim. Kanala mutlaka abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.